Merhabalar kaptanlar, hepiniz Bozburun Boğazı'na tekrardan hoş geldiniz. Uçtuğumuz uçağımız Boeing 737 uçağıdır ve sizlere bu videoda örnek olarak iki motorumuzu kaybettiğimizi ve etrafımızda hiçbir havalimanı olmadığı zaman ne yapmanız gerektiğini bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Şu an 5000 feet yüksekliğini simülasyon ediyoruz. Şu an 5000 feet yüksekliğinde uçuyoruz ve tabi sahiden uçağın motorlarını kapatmayacağız. Throttle'larımızı idle pozisyonuna alarak bunu motorlarımızı kaybetmişiz diye farz ediyoruz. Şu andan itibaren motorumuzu kaybettik ve yapmanız gereken ilk öncelikle APU'nuzu çalıştırmanız lazım. Çünkü neden diye sorarsanız motorlarınızın ikisini kaybettikten sonra uçağın içerisinde elektrikler tamamen yok olacaktır. O yüzden elektriklerinizi geri çalıştırmanız için ilk öncelikle APU'nuzu açmanız gereklidir ve daha sonra yapmanız gereken uçağın hızını en az 190 knots hızında tutmanız lazım. Yani ilk öncelikle bunu buradan trim yapmanız lazım. Yani trim yaparak buradan uçağın hızını 190 knots'a sabitlememiz lazım ve daha sonra uçağın otobreklerini maksimume alacağız. Çünkü inişte reverse'lerimiz çalışmayacaktır. O yüzden frenlerimizi maksimum güce getirmemiz lazım. İnişte uçağın frenleri maksimum fren yapması lazımdır. Daha sonra yapmanız gereken etrafta bakıp ve düz zemin nerede varsa oraya o uçağımızı yönlendirip ve son hamlede oraya indirmek olacaktır. Şu an mesela etrafıma baktım ve önümüze bakıyoruz ve sanırsam şu an üzerinde uçuyoruz. En iyi indirebileceğimiz nokta burasıdır. Bir de önemli husus daha var arkadaşlar. Bu da yüksek binalardan ya da diğer binalardan ve otoban gibi yerlerden ve ormanlık alanlardan uzak durmaya çalışalım. Etrafımızda düz zemin varsa oraya doğru yönlendirelim uçağımızı ve uçağımızı oraya indirmeye çalışalım. Şu an sanırsam düz bir zeminin üzerinde uçuyoruz. Oradan uçağımızı döndürerek uçağımızı oraya indirmeye çalışalım. Uçağın hızını tabi 190 knots'ta sabit tutmaya çalışıyoruz. Ve dönüşlerde %30 derecede fazla dönüşlerimizi yapmayalım. Şu an gördüğünüz gibi 190 civarında uçuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu hızı en az tutmamız lazım. Çünkü bu hızın altına geçersek uçağımız stala uğrayabilir. Tehlikeli olabilir. O yüzden en azından 190 knotsla uçmamız lazım. Şu an sağ tarafımıza baktığımızda buradan ben görüyorum. En iyi indirebileceğimiz zemin şu an sağ tarafımızda. Şuradan bir tur atıp mesela şuradan uçağı tekrardan çevirip oraya uçağımızı indirebiliriz. Burada tabii ki hedef flaplerimizde en az 15 maksimum 30 ya da 40 kullanabilirsiniz. Artık ne yapabilirseniz bu acil inişlerde. En güzel tabi en az 15 flaplerinizi açabilirseniz çok iyi olacaktır. Uçağımızın burnunu biraz daha hafiften aşağı indirelim. Uçağımızın hızını biraz daha artıralım. Çünkü en azından 190 knots'ta tutmalıyız bunu. Trimimizi aşağı indirerek bu şekilde tutuyoruz. Evet, uçağımızın hızı şu an 190'a sabitledik. Dönmemiz gereken nokta zaten belli burada. Şu an yaklaşık 1 kilometre yükseklikteyiz. Ve son dönüşlerde de arkadaşlar fazla alçaktan uçmamaya çalışın. En azından şöyle bir 1000 feet yüksekliğinde final approach'ta olmanız gerekli. Şu an 3000 feet'teyiz ve kolay düz bir şekilde uçabiliriz. Şu an base leg dönüş yapıyoruz. Örnek olarak şuradan dönüşümüz yapalım. Ve her zamanki gibi yine uçağımızın hızını 190 knots'a tutmaya çalışıyoruz. Ve maksimum dönüşümüz 30 derece bank angle. Dönüşümüzü yapıyoruz. Sağa baktığımızda buradan görebiliriz. Yine nerede uçtuğumuzu
işimizi yapıyoruz. Tekrardan şurada sağda düz zeminler var. Buraya doğru uçağımızı tekrardan çeviriyoruz. Evet, şu andan itibaren tekerlerimizi indirebiliriz. Şu an final'a geçtik. Lower gear diyoruz. Tekerlerimizi indiriyoruz ve flaplerimizi 5'e alalım. Yavaştan uçağımızın hızını düşürebiliriz. Çünkü şu an inişe hazırlanıyoruz. Acil inişine. Trimlerinizi ayarlayarak da yapabilirsiniz. Flaps 15'e alalım hemen. Evet, spoilerlarınızı da bu ara kullanabilirsiniz. APU'nuzu açtıktan sonra flaplerimizi 25'e alıyoruz. Ve landing hızımıza sabit getirelim uçağımızın hızını. Ona göre alçalmamızı yapalım. Şu an tekerlerimizi indirdik. Acil frenlerimiz açık. Ve Mayday mesajını gönderdikten sonra uçağımızı indirebiliriz. Biraz daha sert dalışa geçelim. Hızımızı biraz arttıralım. Şuradan zaten indirebiliriz. Son anda uçağımızı flare yaparak indireceğiz. Şu an düz sabit yere gözüküyor. Ten dedikten sonra indiriyoruz uçağımızı. Spoilerlarımızı açıyoruz ve uçağımızın fren yapmasını sağlıyoruz ve bu arada da dümdüz gitmeye çalışalım. Etrafımızda objeler varsa bunları bunlara çarpmamaya çalışarak düz bir şekilde giderek ve uçağımızı son ana kadar durdurmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi uçağımız zaten hızlı bir şekilde duracaktı zaten çünkü emergency brake'lerimizi kullandık. Evet, gördüğünüz gibi uçağımız burada sağ salim çarpmadan uçağımızı durdurduk. Evet arkadaşlar, bu şekilde eğer uçağınız iki motorunu kaybederseniz bu şekilde uçağı indirebilirsiniz. Daha yüksek irtifadan da deneyebilirsiniz bunları. Sizler için daha kolay olur. Her zaman dediğim gibi etrafınızda 360 derece dönerek etrafınıza dikkatli bir şekilde bakarak en düz zemin ve uzun pist olarak görmeniz lazım bunu. O tarafa uçağınızı yönlendirmeniz lazım ve o şekilde daha safe bir iniş yapabilirsiniz. Umarız bu videoda göstermiş olduğum teknikleri uygulayabilirsiniz ve her zaman da denemekte yarar vardır. Evet, yorumlarınızı buradan alt kısımdan yazabilirsiniz. Sorularınız varsa buradan sorabilirsiniz ve sizlere daha sonradan geri dönüş yapacağım ben. Umarım bu video sizlerin işine de yaramıştır. Kanalıma abone olmak isteyenler varsa kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı da unutmayın. Her zaman paylaşım da yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve uçağımızın acil inişini dışarıdan sizlere göstermek istiyorum. Tekrardan görüşme dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.
Boom, boss, boom.